Şu anda Birleşik Mimarlar Odası Başkanı Didem Hanım'la beraberiz. Didem Hanım'la Birleşik'teki inşaat sektörünü, mimarlarla ilgili sorunları ve Birleşik'in genelindeki şu anda yavaşlayan inşaatların, müteahhitlerin sıkıntılarını genel anlamda görüşeceğiz ve trendlerine bir takım sorularımız olacak. Didem Hanım, siz Mimarlar Odası Başkanı olarak Birleşik'te inşaat sektörünüzü bir değerlendirebilir misiniz? Şöyle demek istiyorum, bundan bir 4-5 yıl önce Birleşik'te inşaat potansiyelini patlamaya İl dışında 40-50 tane yabancı müteahhitler geldi. Bir işte yapı satışına başladılar. Bütün binalar oldu. Çünkü inşaat sektörü çok büyük bir şekilde ilerledi. Fakat baktığımızda son 1-2 yılda inşaat sektörünün çok ciddi şekilde azaldığı, buna itiraf eden müteahhitlerin yavaş yavaş bir işi terk ettiğini, inşaatların durduğunu, binaların satılamadığı, arsa sahiplerinin yer veremediği böyle bir duruma geldi. Kalan 5-6 tane müteahhitin de yavaş yavaş bir işi terk etme durumuna geldi. Genel bir çerçeveye baktığımız zaman Birleşik'in mimari durumu, inşaat durumu size bir kısa değerlendirmişsiniz. Tabii ki. Şimdi bu durumun sebebini ben öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sürece ve aslında savaş durumuna bağlıyorum. Sonuçta ülkemizin durumu içten acısı bir durumda. Yolun nereye gideceğini bilmiyoruz ve bu doğal olarak Türkiye'nin geleni etkilediği gibi bizi de etkiledi, bizi daha çok etkiledi. Çünkü bizim Birleşik'te konut niteliğimiz hiçbir zaman zaten artmadı. Evet, dışarıdan çok müteahhit geldi buraya. Çok işler yapıldı ama buraya gelen müteahhit zaten dışarıdan geldi. Yaptı, gitti, geldiği yerde 300'e sattığı konutu burada 150'ye bile satamadı. Bir ümitlerle geldi buraya insanlar ama burada aradığını bulamadıkları için gittiler. Yani sonuçta burada insanların alım gücü belli. İnsanların talep ettiği şeyler belli. Biz fazlasını yapmaya kalktığımızda bu herkesin elinde patladı. İşte bir anda olması gerekenin çok çok üstünde konut yapıldı. Bir anda dediğiniz gibi her yerden buraya müteahhitler geldi. Ve birçoğu buradan ciddi sıkıntılarla ayrıldı. Yani bunun en büyük sebebi buradaki konut niteliğinden kaynaklanıyor bence. Yapılan işten arz talep meselesi bu sonuçta. Eskişehir'de de sonuçta dairelerin maliyeti çok değişmiyor. Eskişehir'de de demirin fiyatı aynı, betonun fiyatı aynı. Çok az farklar var. Bir arsa maliyeti fiyat artışını ortaya çıkarıyor. Burada da Bilecik'te de arsa fiyatları zaten hiç öyle artık eskisi gibi az değil. Ciddi rakamlara ulaştı arsa bedelleri de. Ama buna rağmen 100 liraya mal ettiği konutu burada müteahhit en iyi şartlarda Ertuğrul Gazi 150'ye satıyor. Aynı konutu Eskişehir'de 300-350'ye satıyor. Doğal olarak burada para kazanamıyor. Bir iş yapıyor, iki iş yapıyor, üçüncü işte gitmek zorunda kalıyor. Yani bunun en büyük sebebi aslında bu. Peki son zamanlarda belediye almış olduğu bir karar vardı. Çekmeleri yasakladı. Bunun da çok etkin olduğunu söylüyorum. Bunun var mı kesinlikle etkisi olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi bu dediğiniz gibi 4-5 sene önceki bu, çünkü şehir yeni yeni büyümeye başlamıştı. Ve belediye tamamen iyi niyetiyle bence şehir büyüsün diye bazı imtiyazlarda bulundu diyelim. Ama tamamen iyi niyetle yaptı bunu ki şehir büyüsün, inşaat sektörü gelişsin düşüncesiyle. Ama bunun gerçekten önünü alamadığımız bir noktaya gitti bu iş mimari açıdan baktığımızda. Tamam evet daha çok konut yaptık, daha çok konut ürettik ama bu aslında iyi bir şey yapmadık kent için. Biz 10 daire yapılması gereken yere 12 daire yaptık. Bunu bütün bir sokakta, bütün bir caddede düşünün. Bir bina, bir sokakta 15 tane bina olsa fazladan her binada 2 konut, o sokağa 30 tane artı konut getirdi. Bu yoğunluğu arttırdı. Otopark ihtiyacı, altyapı ihtiyacı, her şeyi kat be kat arttırdı. Bunlara şehir gerekli donatıya sahip olmayınca şehir bunlar hep bize ters olarak geri tepmeye başladı. Şimdi belediye artık bunun farkında. Biz de mimarlar olarak da bunun farkındayız ve bunu düzeltmeye çalışıyoruz. İyi yönde. Yani şu an evet bir sıkıntı var gibi görünüyor ama bu ileriye dönük olarak kente olumlu katkılarla geleceğine inanıyorum ben. Şimdi bu da şu da önemli. Arsayı işte arsa fiyatları arttı, müteahhit arsayı mümkün olduğunca uygun almaya çalıştı ama fiyatlar arttı dediğim gibi. Binayı yaparken de 10 daire yapacağına işte 10 dairenin atıyorum 3 tane dairesini mal sahibine verecekse, 3 daireyle binayı bitirecekse, kendine 3 daire kalıyorsa 2 tane fazladan Bodrum'da kendine 5 daire kazanmış oldu ve kar payını arttırmaya çalıştı bu şekilde. Çünkü fiyat sattığı fiyatlar belli. Bu daireyi olması gereken rakama satsa zaten o iki tane Bodrum'u zorlayarak direkt aktara çıkarmaya çalışmayacağız biz. Yani biz işleri doğru yaptığımızda aslında bunlar olumlu olarak kente katkı sağlayacak.
Ve bu sürecin, yani ben bu noktada belediyeye çok hak veriyorum ki ben aslında çok daha önce yapmalıydılar bu dönüşümü. Ya bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyoruz biz artık. Biz de imar bölümümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Sürekli bir araya geliyoruz ki son dönemde yönetmelikler de çok değişti. Sürekli yeni bir yönetmelik çıkıyor imarla ilgili. Birçok şey değişti. Beraber oturup kafa yoruyoruz. Biz burada mimar arkadaşlar, yönetim kurulu olarak sürekli toplanıp toplantılar yapıp öğrenci gibi yönetmelik çalışıyoruz. Sonra bunları belediyeyle paylaşıyoruz. Yani hep beraber bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyoruz biz aslında. Yani çekmelerin iptal olması, bunların bir önemi olduğunu ben zannetmiyorum. Ya yani orada çekmeden kazandığımız bizim, yani bir metre çıkma yaptığımızda biz bir dairede kazandığımız 5 metrekare, 6 metrekare. Yani 5-6 o 5-6 metrekareyi kaybettik diye, yani 30 metrekare olacaksa salon 25 metrekare oluyor. Yani bu müteahhitin işini geriye götüreceğini zannetmiyorum bunu. Peki bir mimar olarak, mimar olası başkan olarak, Bilecik mimarisi nasıl görüyorsunuz? Bilecik mimarisi, ya Bilecik aslında bence o hızlı başladığı süreçte çok daha doğru yönlendirilebilirdi. Sonuçta nasıl tarif edeyim? Burası aslında çok güzel topografyası olan araziden dolayı çok çok şirin bir kent haline gelebilecek bir kentken bence öyle olamadı maalesef. Birçok bina... Bir itfaiyacılar geçemiyor. Eskiden böyle yapılmış. Şu anda hala şeyler i̇şte devam ettiğini görüyoruz. Ya, işte bunları geri almaya çalışıyoruz şu anda zaten. En basitinden mesela şey Cumhuriyet Mahallesi ya da Hamam Sokak. Orada yapmamamız gerekiyordu işte o çıkmaları. İşte bunların farkına vardığı için belediye bunları iptal etmeye başladı. Normalde zaten yönetmeliklere göre yapamazsınız. Ne o çıkmaları yapabilirsiniz, ne işte bodrumlara mesken yapabilirsiniz. Ama belediye hep işte ünü açılsın kentin, dışarıdan yatırımcı gelsin, bir şeyler olsun diye iyi niyetle bunlara izin verdi. Ama artık bunun önüne geçmek gerekiyor çünkü çok daha kötü bir noktaya gidiyor. Hamam Sokak'tan bir itfaiye aracı geçemez yani. Geçemez. Onlar o şekilde yapılmamalıydı. Hiçbiri böyle yapılmamalıydı. Peki, TOKİ'nin Bilecik'te fonksiyonu ne oldu? TOKİ'de yapılmaydı. TOKİ'nin de aynı dönemde aslında bu hızlı inşaat sektörü yaşandı. TOKİ de uzun zamandır ortada yok. Ama TOKİ varken burada çok daha iyi iş yapıldı. Çok daha fazla bina yapıldı. TOKİ'nin çok bir etkisi olduğunu o açıdan düşünmüyorum. Son zamanlarda yeni çıkan bir yasa dönemi, kentsel dönüşüm kapsamında evet. Bilecik ile başladı. Evet, bazı yerlerde yapıldığını biliyoruz. Kentsel dönüşüm Bilecik'i ne getirdi? Yani sonuçta o konuda faydalı oluyor mu? Şimdi kentsel dönüşümde binaları yenilemek amaç aslında. Sonuçta betonarme binaların ömrü en fazla 50 yıl. Ki burada da birçok bina zaten artık yani yaşını almış. Hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Birçoğunun beton, demir nitelikleri olması gerektiği gibi değil. Kentsel dönüşümde de sadece amaç insanlara yardımcı olmak. Yani birçok açıdan muaf oluyorlar kentsel dönüşüme başvurduklarında. Bu tür avantajlardan yararlanıyorlar. Kira yardımı alabiliyorlar. Bunlar mal sahibi için ya da bu işi yapacak müteahhit için avantajlı şeyler. Ama kentsel dönüşümde de bina bazında kentsel dönüşüm yapmak ne kadar doğru bunu tartışmak gerekiyor. Yani siz Cumhuriyet Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm yapılabilir şimdi mesela bina bazında. Olduğu yerde binayı yıkacak müsait, yeniden yeni malzemeyle kendine daha düzgün bir bina yapacak. Oradaki sokaklar yine aynı kalacak. Gene sokaklar genişlemeyecek. Yani kentsel dönüşümü bina bazında değil, daha geniş çaplı aslında yapmak gerekiyor. Ama bu da maalesef hani geçmişte de bir kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Yani o projenin doğruluğu tartışılır o ayrı da. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki. Ama aslında olması gereken kentsel dönüşüm böyle bir şey. Bu tabii müteahhit eli TOKİ'ye girince rant da işin içine girmiş oluyor. Rant işin içine girince bu iş doğru olmaktan çıkıyor zaten. Ama bireysel olarak yapmak da bunu doğru bir çözüme götürmüyor. Bir en önemli sorunlarından biri de otopark sıkıntısı. Sonuçta siz binaların mimarisi çizen insanlarsınız. Mimarisi derken otoparkı da çiziyorsunuz. Fakat biz şunu görüyoruz. Müteahhitler veya bina yapan şahıslar otopark yapmak veya araba koyma yeri yapmak yerine böyle belediye parasını yatırıp otopark parasını yatırıp otoparkını başka farklı kullanıyor. Evet. Burada belediye belki kazanç sağlıyor orada ama sonuçta bir çok önemli bir otopark sıkıntısı var. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otopark sorunu şöyle, şimdi biz projede eğer bunu gösterebiliyorsak gösteriyoruz. Gösterdiğimiz noktada da zaten otopark harcı ödemiyor müteahhit. Ama projede bunu çözebilme ihtimalimiz yoksa ya da çoğu zaman dediğiniz gibi otoparkı farklı, o alanı farklı amaçla kullanmak için
harç yatırmayı tercih ediyor müteahhitler. Evet, belediye bugüne kadar bu şekilde yapıyordu bunu ama aslında artık imar müdürlüğümüz de, hatta bunu bir araya geldiğimizde sürekli konuşuyoruz, belli büyüklükteki binalara otopark yapma zorunluluğu getirmenin yollarını açmaya çalışıyor. Yani sonuçta otopark artık çok ciddi bir sıkıntı. Şehir büyüdükçe adım atacak kaldırımlar bile araç dolu artık. Ama merkezde bunu biz çözemeyiz artık. Merkez için bir kapalı otopark yapılması şart. O bizim elimizde olan bir şey değil. Ama civar bölgelerde, Ertuğrul Gazi'de ya da işte Beşiktaş'ta, diğer mahallelerde projelerde artık bunun aslında çalışır şekilde uygulanması, hazırlanması gerekiyor. Ama kent merkezi için bir kapalı otopark, bir kapalı otopark bu saatten sonra şart. Yani hiçbir binayı yeni yapacağımız, merkezdeki yeni yapacağımız bir binayı da otopark çözmemiz mümkün değil. Yani Anacaddesi, Tevfik Bey Caddesi'nde düşünün, yeni bina yapıyorsunuz. Binayı nasıl, aracı nasıl alacaksınız binayı? Alamazsınız, mümkün değil. Kapalı otopark, bir alan belirleyip, bir yer belirleyip, o otopark, zaten o toplanan otopark paraları bu amaç için toplanıyor. Başka bir amaç için kullanılamaz zaten. Bir otopark yapılması şart. Peki sonuç, siz mimarlıkta çizerken, yapılan yeni evlerde, yeni projelerde, Bilece Özgü böyle farklı bir dizayn, farklı bir bina yapmayı düşündünüz mü? Yani Bilece Özgü farklı bir mimari yapı düşündünüz mü? Dediğim gibi arz talep meselesiyle. Şimdi siz müşteriye çok farklı bir şeyler çizebiliyorsunuz ama müşteri kabul etmeyebiliyor. Ya da kabul ediyor, farklı bir şey istiyorum diyor ama uygulama sırasında bambaşka bir şeyler yapıyor. Bunlar çok yaşadığımız şeyler. Ha, şimdi son birkaç senede artık biraz daha düzene girmeye başladı bu işler. En azından ne çizersek onu yapıyor ya da birlikte müteahhitle fikir alışverişiyle bir şeyleri oluşturup doğru uygulamaya çalışıyoruz. Ama çok farklı bir bina kimse açısından talep görmüyor. Yine bu maliyetlere geliyor bu işte. Siz farklı bir malzeme, farklı bir tasarım yaptığınızda maliyetiniz de artıyor. Ve burada satış fiyatları belli. Sonuçta ben kendimden örnek vereyim. Ben de bir inşaat yaptım. 4 daireli küçük bir bina yaptım. Ben de işte 120 bine sattım. Benim yanındaki adam da 120 bine sattı. Ben dairemi 100 bine mal ettim. O 60 bine mal etti mesela. Yani bu tür farklar. Bu, yani siz ne kadar farklı bir şey yaparsanız, yeni bir şey tasarlarsanız ona göre maliyetiniz, işçiliğiniz, her şeyiniz artacak. Ve bu durumda da bu satış fiyatlarına yansımadığı sürece müteahhitlerin altına kalkamıyor zaten. Peki şöyle bir şey var. Belediye veya yapı denetimciler binaları yeteri zaman denetleyebiliyor mu yeterince sizce? Bu güvenlik var mı yani? Aslında burada denetim işi yapı denetimin tek elinde olan bir şey. Zaten hani bu amaçla kuruldu. Yapı denetimler aslında yarı kamu kuruluşu sayılırlar. Yani belediye adına inşaatları denetlemekle yükümlüler burada. Bu iş yani ne kadar, ne derece doğru yapılıyor? Doğru yapılıyordur diye düşünüyorum. Sonuçta numuneler alınıyor, yapı denetim gitmeden beton dökülmüyor. Peki şöyle bir şey, mesela yapı denetçiler müteahhitlerden paraları onlar. İşte zaten ancak müteahhitten aldığı parayı da karşılığı, onları ne kadar denetleyebilirler sizce? İşte yani, zaten sorun orada başlıyor. Yani burada bir eksiklik yok mu sizce? Burada, evet, burada bir yanlışlık var. Parayı müteahhitler aldı, yani sonuçta müşterisi. Evet. Müşteriyi kaybetmemek durumunda. Yanlış, yapı denetim düzenindeki yanlış bu zaten. Yani bu ama bizim elimizde olan bir şey değil. Bu işte bakanlık tarafından aslında bence değiştirilmesi gereken bir durum. Yani parayı belki hani bakanlığa yatırılıp bakanlıktan almalı belki yapı denetim kuruluşları. Direkt mal sahibinden aldığı zaman müşterisi konumuna düşüyor çünkü. O durumda da dediğiniz gibi bazı imtiyazlar belki de oluyordur, bilemiyorum. Peki Sunar, sonra Bilecik'te mimari yapı olarak ne tarafa doğru gidiyor Bilecik? Yani Bilecik tarafa doğru büyüyecek sizce? Bilecik, Ertuğrul Gazi tarafında artık büyüyecek tarafı kalmadı zaten. Büyük ihtimalle Bursa tarafına doğru büyüyecek, yani İstanbul Bursa tarafına doğru büyüyecek. Mimarlarınızın ve yaşayıcıların sonuçta son olarak bir değerlendirirseniz sıkıntıları Bilecik'teki veya önerirseniz ne olur? Bilecik'teki bizim sıkıntımız şu anda bu geçiş sürecinden dolayı sonuçta şu anki işlerin, inşaat sektörünün yavaşlaması elbette bizi de etkiliyor. Ama biz diyorum ya, bunun uzun vadede olumlu şekilde döneceğine inanıyoruz açıkçası. O yüzden de bu süreci en doğru şekilde belediyeyle bir arada bu çerçevelerimizi doğru belirlemeye çalışıyoruz. Doğru kurmaya çalışıyoruz. Umarım bunu bu şekilde
belirleyip çok daha iyi şartlar altında işler yapabiliriz diyorum dediğim. Ama bunun yani bu bizim açımızdan da biz ne kadar nitelikli iş yaparsak şehir o kadar nitelikli hale gelecek. Sonuçta bunu biz çiziyoruz. Biz bu hale getiriyoruz kentlere. Bizim açımızdan da müteahhit açısından da çatanın yükselmesi gerekiyor ki hem kent daha doğru bir noktaya gitsin hem daha doğru işler yapabilirim. Bilecik'te maalesef yıllardır çıta hiç yükselmiyor. Maliyetler artıyor, arsa fiyatları artıyor, her şeyin fiyatı artıyor ama konut fiyatları aynı yerde duruyor. Yıllardır aynı yerde. Bu da ister istemez düşük maliyetli şeyler yapmamıza sebep oluyor. Yani bu her kalemde böyle. Müteahhit bir şekilde para kazanmak zorunda. Annesi anlıyorum bu inşaat sektöründeki yavaşlamayı, duraklamayı. Türkiye genelindeki bu ekonomik durumlara bağlıyorsunuz. Onun da etkisi olduğunu söylüyorum sadece. Sadece o değil. En büyük sebep diyorum ya konut fiyatları. Türkiye'nin her yerinde ekonomik kriz var ama konut fiyatları hızla artıyor. Ama Bilecik'te hiç ilerleme yok. Hiç artmıyor. Çünkü konut niteliği çok düşük. Bu da buradaki insanların alım gücünden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sonuçta Bilecik'te alım gücü çok yüksek bir kent değil. Yani. Yavaş yavaş bir üniversite şehri olmaya aday bir üniversite. Evet. Bayağı bir yüksek bir sayıda öğrencimiz geliyor.